Evet arkadaşlar, Onur Koleji'nden hepinize merhaba. Bugün sıvı basıncını anlatacağım sizlere. Başlayalım. Durgun sıvılar bulundukları kabın her tarafına ağırlıklarından dolayı basınç uygularlar diyoruz. Bu durum aynı katılarda da olduğu gibi, katılarda hatırlayın, ağırlıklarından dolayı bulundukları yüzeye basınç uyguluyorlardı. Sıvılarda da bu durum bu şekilde. Şimdi şurada sıvı dolu bir kap görmektesiniz. H yüksekliğinde D öz kütleli. Kabın tabanında 1 metrekarelik bir yüzey seçilirse, yani şuradan küçük 1 metrekarelik bir yüzey seçiyoruz. Bu yüzey 10 metrekare ise ben 1 metrekaresini seçiyorum. O yüzeye etki eden kuvvet 1 metrekarelik yüzey alanının üstündeki sıvı ağırlığı kadar olur dedik. Basıncı hatırlayın, P ile göstermiştik. O zaman bu söylediğimiz şeyi matematiksel formüle dökelim şimdi. Birim yüzey başına düşen ağırlık dedik. Ağırlığı G ile göstermiştik. Yüzey alanını da A ile gösterirsek. G'yi açalım. Ağırlık M çarpı G'ydi hatırlarsanız. Kütle çarpı yer çekim ivmesi bölü yine A dedim. M'i açacağım burada şuradan. Şimdi öz kütle eşittir M bölü V olduğunu biliyorum arkadaşlar. Buradan M'i çekersek biz M eşittir D çarpı V gelecek demektir. D çarpı V çarpı G bölü A diyorum. Peki V'yi açalım. Hacim taban alanı çarpı yükseklik demek. Dolayısıyla taban alanını A kabul etmiştik. Yüksekliğim de H kadar. A çarpı H yazıyorum buraya. A çarpı H çarpı G bölü A. A'ları götürebilir miyim buradan? Götürdüm bile. O zaman basınç ifadem neye eşit oldu arkadaşlar? H, D ve G ifadelerinin çarpımına eşit. Yani ben buradan sıvı basıncını H, D, G olarak elde ediyorum. P sıvı. Kabın tabanına etki eden sıvı basıncında HDG'nin neler olduğunu söyleyelim. H yükseklik, D öz kütle ya da bir diğer adıyla yoğunluk diyorduk. G de bildiğiniz gibi yer çekimi ivmesini vermekte arkadaşlar. Şimdi burada yükseklik dediğimizde hangi noktada basınç hesabı, sıvı basınç hesabı yapmak istiyorsak o noktanın açık sıvı yüzeyine olan mesafesini anlıyoruz. Yani derinliğini anlıyoruz. Bu üç ifadeye bağlıdır sıvılarda basınç dediğimiz olay. Devam edelim. Sıvı basıncının özelliklerine geldik şimdi. Üç tane kap görmektesiniz burada. Birinci kap düzgün kesitli, ikinci kap biraz yukarı doğru genişlemiş, üçüncü kap ise yukarı doğru daralmış. Sıvı basıncı yüksekliği etkilememek şartıyla, ne demek bu? 3 kapta da aynı yükseklikte, bakın H yüksekliğinde sıvı var. Kabın şekline ve sıvı hacmine bağlı değildir diyoruz. Yani burada her 3 kapta da farklı hacimde sıvılar var. Ve kapların şekilleri birbirinden farklı ama yükseklikler aynı ve öz kütleler aynı olduğu için, yani aynı cins sıvı olduğu için her üç kabın tabanına yapılan basınçlar eşittir arkadaşlar. Bakın tabana yapılan sıvı basınçlarını oklarla ifade etmişiz. O zaman P1 eşittir, P2 eşittir, P3 diyebilirim burası için. İkinci özelliğimize bakalım. Sıvı basıncı yüzeye daima dik olarak etki eder. Kap yüzeyine açılan deliklerden çıkan sıvının yüzeye dik olarak çıkması basıncın yüzeye dik uygulandığını gösterir. Burada dikkat edelim. Bir kap var. Bu kaptan delikler açmışız. İçindeki sıvı su olabilir, farklı bir şey olabilir. Açtığımızda dik olarak fışkırmaya başlamış. Yani bu o zaman basıncın yüzeye her zaman dik uygulandığını gösterir. Bunu belki torbada ya da işte balık taşırken su dolu bir torba düşünün. Bir delik açtığınız zaman suyun o torbadan dik olarak fışkırdığını görürsünüz. Onu örnek olarak verebiliriz buradaki görselimize. Evet, devam edelim. Üçüncü özelliğimiz. Sıvının derinliği arttıkça basıncı da artar. Sıvı dolu kapta şekildeki açılan deliklerden çıkan sıvıların, şurada gördüğünüz gibi bakın her bir delikten çıkan sıvı farklı yatay uzaklıklarda kaba düşmüş. Basıncın farklı olmasındandır diyoruz. Biz neyi biliyoruz? Basıncın P eşittir HDG olarak verildiğini gördük. Yani yükseklik arttıkça basınç artacak demektir. Kabın tabanına doğru açık yüzeyine olan mesafem arttıkça, bakın basınç en fazla bu noktada, en düşük şu noktada. Basıncın fazla olduğu bu noktada ne yapmış sıvı? Yatayda daha fazla yol almış. Basınç azaldıkça yine aldığı yatay yoldaki mesafeler bu şekilde değişiklik göstermiş diyoruz. Dördüncü özelliğimize devam edelim. Burada biraz grafiksel gideceğiz.
Şekildeki düzgün silindirik kaba akış hızı sabit olan musluktan sıvı akıtıldığında sıvının yüksekliği kabın şekli düzgün olduğundan düzgün olarak artar diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla kabın tabanına etkeden sıvı basıncı da yine düzgün olarak artacaktır diyoruz. Bakın kabım düzgün kesitli. Herhangi bir şekilde yukarı doğru daralma ya da genişleme yok. Dolayısıyla düzgün şekilde sıvı yüksekliği artacak. Ben bunu grafiğime taşırsam şöyle bir doğru orantı grafiği beni bekleyecek. Yükseklik doğru orantılı şekilde bu şekilde artıyorsa basınç da yükseklikle doğru orantılı olduğu için o da yine düzgün bir artış gösterecektir diyorum arkadaşlar. Evet, diğer özelliğimize şimdi devam edelim. Şimdi burada kabın birazcık farklı şekilde, deminki gibi düzgün kesti değil, yukarı doğru daralmış. Tabandan üste doğru daralan kaba akış hızı sabit olan musluktan sıvı akıtıldığında kap yukarı doğru daraldığı için sıvı yüksekliği zamanla daha çok artacaktır. Niye? Dar olan bir yeri sıvı doldurmak için daha az zaman harcayacak. Dolayısıyla zamanla daha çok artar diyoruz. Düzgün bir artış yok. Dolayısıyla kabın tabanına etkeden sıvı basıncı da zamanla daha çok artacaktır diyoruz. Bunu grafiğe dökmek istersem doğru orantı grafiğini çizmeyeceğim demin olduğu gibi. Çünkü burada düzgün bir artış yok. Zamanla hızlanan bir artış var. Dolayısıyla bunu böyle parabolik şekilde gösteriyorum. Yükseklik ve basınç ifadesi aynı doğru orantılı olduğundan basıncım da yine doğrusal değil ama parabolik şekilde artış gösterecek diyorum. Diğer bir özelliğimize devam edelim. Şimdi buradaki kabım ise bakın ne olmuş, yukarı doğru genişlemiş. Tabandan üste doğru genişleyen kaba akış hızı sabit olan musluktan sıvı akıtıldığında kap bu sefer yukarı doğru genişlediği için yani birim zamanda daha fazla hacim doldurmak zorunda. Dolayısıyla artış olacak sürekli ama artışı zamanla yavaşlayacaktır diyoruz. Azalan bir artış var diyebiliriz. Yani artış hızı daha az. Dolayısıyla kabın tabanına etki eden sıvı basıncının artışı zamana göre daha az olacaktır diyoruz. Zamanla daha az olacaktır. Bunu grafiğe dökmek istersek arkadaşlar, deminki hızlanan bir artışla bu da yavaşlayan bir artışın grafiği olacak. O zaman şöyle bir parabol beni bekleyecek. Basınç zamanında yine yükseklik zamanla aynı olacak. Bakın burada artış var ama artış zaman geçtikçe biraz daha yavaşlamaya başlamış. Biraz daha yavaşlamaya başlamış olduğunu görüyoruz. Evet, son özelliğimize devam edelim. Şimdi illa kapta tek cins sıvı olmak zorunda değil, birden fazla sıvı da olmuş olabilir. Bu durumda neden bahsedeceğiz? Birbirine karışmayan sıvıların kabın tabanına uyguladığı basınç, sıvıların ayrı ayrı yapmış oldukları basınçların toplamına eşittir diyoruz. Yani ayrı ayrı basınçlarının toplamına eşittir. Peki ben buradan K noktasındaki toplam sıvı basıncını yazmak istiyorum tabanda. Bakıyorum K noktasının üstüne iki farklı birbirine karışmayan sıvı var. O zaman ne yapacağız dedik? Ayrı ayrı basınçlarını toplayacağız. Birinci sıvının basıncı HDG'den H1 çarpı D1 çarpı G artı. İkinci sıvının yapmış olduğu basınç H2 çarpı D2 çarpı G'den ben K noktasındaki toplam basıncı hesap etmiş oluyorum arkadaşlar. Fark etmez. 3 sıvı da olabilir, 4 sıvı da olabilir. Aynı şey 3 sıvı da olsa, 4 sıvı da olsa yanına birkaç madde daha eklemem gerekir. Artı H3, D3, G gibi. Birbirine karışmayan sıvıların basıncını da bu şekilde hesaplıyoruz. Evet, sıvı basıncı ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.